geçen bir video gördüm. Fethullah Gülen'in videosu, tarihini bilmiyorum, eski de olabilir, ben geç görmüş olabilirim. Orada şunu söylüyor, darbeyi biz kesinlikle yapmadık, darbeyi darbe içerisine bana, bize sempati duyan bir takım subaylar yer almış olabilir, bunlar kandırılmıştır diye bizi kandırmaya çalışıyor. Yani bu klasik, bu süreçte biliyorsunuz en çok kullanılan laf kandırılma lafıydı. Bunu siyasi iktidarın temsilcileri, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere değişik şeflerler de dile getirmişlerdi. Cemaat tarafından kandırıldıklarını söylemişlerdi. Şimdi de Fethullah Gülen'in kendisinin, kendisine bağlı bir takım insanların kandırıldığını ya da o bağlı insanların kendisini kandırdığını, ikisini birden söylemeye kalkıyor. İnanan olduğunu sanmıyorum ama belli ki bir takım darbe girişiminden dolayı yargılanan subayların bazılarının kendisiyle ve cemaatiyle ilişkisinin çok net olarak ortada olduğunun farkında. Onun için böyle bir açıklama yoluna gidiyor. Bir diğer benzer bir şeyi bir takım cemaatin yurt dışında kaçmış ve orada yaşayan gazetecileri günlerdir internet üzerinden dizi dizi yazılarla uzun uzun bunun nasıl bir ordu içerisindeki cemaatçilerin ve bazı unsurların nasıl kandırılıp darbe içerisine sevk edildikleri üzerine bir takım analizler vesaireler yazılıyor. Şimdi bu da çok abes. Bir, zaten bunu söylediğiniz zaman ordu içerisinde bir takım cemaatçi subayların, üst düzey subayların varlığını zaten kabul ettiğiniz zaman zaten komployu kabul ediyorsunuz demektir. Bunu Fethullah Gülen de söylüyor şimdi, diğer gazeteciler de söylüyor. Yani diyorlar ki, evet doğrudur, bizim ordu içerisinde subaylarımız vardı. Bunu söylediğin zaman zaten bir suçu itiraf etmiş oluyorsun. Ama diyorlar ki bizim bu subaylarımız darbeye kandırılarak götürüldüler vesaire. Buradan kendilerini suçsuz çıkartmaya çalışıyorlar. Bu çok son derece abes bir şey. Bir kere gizlice ordu içerisinde ve devletin diğer kurumlarında örgütlenmiş olduklarını bu yolla en azından itiraf etmiş oluyorlar. Bu başlı başına bir suçun itirafıdır. Ama suçun bir diğer aşaması olan darbeyle bizim alakamız yok şeklinde bir açıklama yoluna gidiyorlar. Bu da aslında ne kadar durumlarının ne kadar zor olduğunu bizlere gösteriyor. Bu açıklamaların kimseyi ikna etme gibi bir durumu kesinlikle olacağını sanmıyorum. Yani yıllarca siz Gülen cemaati adına orduda gizli bir şekilde örgütleneceksiniz, general olacaksınız vesaire olacaksınız. Sonra birileri sizi kandırıp istemediğiniz halde darbe girişimine dahil edecekler. Bu hiçbir inandırıcılığı yok.